Merhabalar değerli arkadaşlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Merhabalar tekrardan, hepiniz hoş geldiniz. Tekuzem öğrenci koçu Tuğba ben arkadaşlar. Bugün öğrenme karakterimizi keşfedip verimli çalışmayı öğrenmek için buradayız. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Öncelikle hangi sınavlara hazırlanıyoruz arkadaşlar? Aramızda kimler var? Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? KPSS, LGS, YKS çok güzel. TYT, AYT harika. Karma bir kitleyle karşı karşıyayız o halde. İcra müdür yardımcılar çok güzel. ALES var. Çok güzel. Harika. KPSS, ÖABT öğretmen adaylarımız var. Çok güzel, değerli hocalarımız. 10. sınıf Huzeyfe. Çok güzel öğretmenlerimiz. 8. sınıf BİKAP. Harika. Hava hocam siz kayıtlı öğrencimizsiniz. Sizi tanıyorum. Çok güzel. YKS. Harika. Peki hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi öğrenme karakterimizi birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsak başlayalım istiyorum. Çok memnun oldum hepinizle ayrı ayrı tanıştığım için. Çok etkili bir seminer olacak. Çok verimli bilgiler alacaksınız. Ve artık bu seminerden sonra kendimizi daha iyi tanıyacağız. Hazırlandığımız sınava daha doğru, daha başarma garantili bir şekilde hazırlanacağız arkadaşlar. Ben çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Görsel sanatlar Muazzez hocam harika. Tamam hazırsak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar karma bir kitle var. Yani şu an aramızda zaten biliyorsunuz YKS, KPSS, ALES, DGS, ÖABT fark etmez. Yani eğer ki bir ÖSYM sınavına hazırlanıyorsak kesinlikle hazırlık sürecimizde kendimizi tanımamız gerekiyor. Ama şu bir gerçek arkadaşlar, hepimizin farklı bir öğrenme karakteri var. Bu konuda hemfikiriz değil mi? Kardeşlerim bile ayrı aslında öğrenme kimlikleri, öğrenme karakterleri. Çok güzel. Şimdi her öğrenci farklı öğreniyor. Peki siz nasıl öğreniyorsunuz? Aslında bugün burada toplanmamızın temel amacı da bu diyebilirim. Mesela birkaç küçük sorun olacak. Sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum çünkü. En sevdiğiniz renk nedir? Hadi bakalım herkes en sevdiği rengi yazsın. Maviler, yeşiller çok güzel. Siyah çok güzel. Mor, ben de mor rengini çok severim. Kırmızı, turuncu çok güzel. Çok fazla var. Evet. Sarılar, pembeler. Aslında görüyoruz ki hepimizin sevdiği renk aynı değil. Tahmin ediyorduk zaten. Peki en sevdiğimiz müzik türü nedir arkadaşlar? Sarı lacivert. Mustafa hocam sanıyorum Fenerbahçeli. Arabeskler, 90'lar, duygusal pop, rock. Çok güzel. Klasik müzik harika. Slow, Arapça, türküler hepsi diyen var. Nilüfer hocam. Türk sanat müziği diyen var. Her müzik türü kulağıma hitap ediyor diyen var. Evet. Yabancı müzik diyen var. Tamam. Burada da yine ayrıştık fark ettiyseniz. Peki en sevdiğimiz yemek nedir arkadaşlar? En çok hangi yemeği seviyoruz? Oo, içli köfteler var, çiğ köfteler, makarnalar. Bezelye, lahmacun, patatesli olan her şey. Ben de patates çok severim bu arada. Çok güzel. Patlıcan kebabı, dolma, kumpir. Çok güzel. Burada da yine ayrıştık arkadaşlar. Fark ediyorsunuz ki. Peki en sevdiğimiz etkinlik nedir? Yani bizim hobilerimiz neler? Sosyal aktivitelerimiz neler? müzik dinlemek var, yürüyüş yapmak, seyahat. Ders çalışmak var. Çok sevindim bunu gördüğüme. Herhalde sevilen bir aktivite değil çünkü öğrenciler için. Kitap okumak var, yüzmek, müzik dinlemek. Çok güzel. Yine buradan ayrıştık aslında. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar aslında bizim sosyal yaşamımızla ilgili sorulardı. Yani burada bile birçok farklı cevap geldi. Kendiniz de gördünüz zaten. Bir de bunun daha çok öğrenme karakteri kısmında olan bir farklılığı var. Yani bizim nasıl sosyal sorumluluklarımız farklıysa, ilgi alanlarımız farklıysa, zevklerimiz farklıysa tabii ki zihnimizin de işleyiş süreci yani bilişsel sürecimiz de farklıdır değil mi? Yani hepimizin farklı bir öğrenme yapısı vardır. Peki bu öğrenme yapısını biz nasıl keşfedeceğiz? Biraz bunlara da değinmek istiyorum. Şimdi gelelim biraz sosyal yaşamdan çıkalım, ders sürecine gelelim. En sevdiğimiz ders hangisi? Matematik. Çok güzel. Matematik genelde karşılaşmadığım bir cevap oluyor. İngilizce, fen, edebiyat çok güzel. Biyoloji var. Fizik var, din kültürü var. Tartışmasız matematik diyor Berfin Hanım. Harika. Matematiği seven bir öğrenci. Beden eğitimi. Beden eğitimi. Sanırım hepsi. Çok güzel Selver Hocam. Ne kadar şanslısınız. Hepsini seviyorsunuz. Matematik. Boş ders. Evet. Peki diğer soruma geçiyorum. Burada da yine ayrıştık. Coğrafyayı seviyorum ama yapamıyorum. Bu da ayrı bir konu. Buna da değineceğiz. Bir oturuşta sıkılmadan en fazla kaç dakika ders çalışabiliyoruz arkadaşlar? Hiç bunu deneme fırsatınız oldu mu? O 2 saatler var. 5-6 saat, 4 saat bayağı yüksek. Çok güzel. 30 dakika. Konuya göre değişiyor diyen var. Doğru bir yaklaşım bu arada. Derse göre değişiyor. Tamam. Peki arkadaşlar şunu tespit edebildik mi? Biz yazarak mı yoksa anlatarak mı daha iyi anlıyoruz? Yani bir konuyu anlama şeklimiz nedir? Bunu tespit ettik mi? İkisi de diyen var. Yazarak, anlatarak diyen var. Konuya göre değişiyor diyen var yine. İkisi de. Evet. Bilmiyorum diyen var. Demek ki ikisine yönelik bir verimlilik ölçümü yapamamışız. Yazıyla diyenler var. Bu da yine derse göre değişiyor. Hak veriyorum Kevser Hanım. Peki siz bir dersi çalışırken daha çok mantık kuran tarafta mısınız? Onu kısa yolundan ezberlemek tarafında mısınız? Ezber, mantık, ezber. İkisi de diyen var yine. Değişiyor diyen var. Mantık diyen var. Ezber. Mantık unutulmuyor diyen var. Evet. Tamam. Şimdi peki arkadaşlar sizce bir sınavı kazanmak için olmazsa olmaz olan şey nedir? Bir sınava gireceğiz. Olmazsa olmaz ne? O çok güzel azimler, motivasyon, plan. Düzenli çalışma, istikrar var, süreklilik harika. Çok güzel, bayağı bilinçli bir kitleyle karşı karşıyayım şu an. Çok sevindim gerçekten. Konuyu çok iyi öğrenmek diyor Seçil Hanım. Psikoloji diyor, sabır, stres, istikrarlı çalışma. Evet, aslında hepimiz haklıyız arkadaşlar. Bu söylediklerinizin tamamı sorumun cevabı olabilir. Yani bunlar belirli araçlar. Sınavı kazanmak için söylediklerimize ihtiyacımız var. Ama bir öğrenci koçu olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bizim gireceğimiz sınavda başarılı olmak için çok çalışmaya değil, verimli çalışmaya ihtiyacımız var. Peki bu verimli çalışmak nedir? Mesela verimli çalışma dediğimde ne anlıyorsunuz? Biliyoruz ama uygulayamıyoruz diyen var. Verimli eşittir düzenli midir Tülay Hocam? Anlama ve kavrama diyen var. Kısa sürede çok bilgi diyen var. Evet. Düzenli çalışmak, iyice anlamak diyen var. Çok güzel. Yine kısmen hepiniz haklısınız arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Verimli çalışmanın içinde söylediklerinizin tamamı var. Ama verimli çalışmayı keşfetmemiz için de bizim birinci olarak, yani ilk olarak öğrenme yapımıza uygun bir çalışma programına, bir çalışma düzenine ihtiyacımız var. Peki bunu yapıyor muyuz arkadaşlar? Şu an karşımda bayağı karma bir kitle var. Bilinçli de bir kitle var. Biz öğrenme yapımıza uygun çalışıyor muyuz? Biraz diyen var. Hayır. Genelde hayır. Evet diyen yok mu? Ben hocam öğrenme yapımı biliyorum, ona uygun çalışıyorum diyen yok mu? Bizim kayıtlı öğrencilerimiz yok mu seminerimizde? Evet diyen var. 23 gündür ders adına hiçbir şey yapmadık. Evet, zorlu günlerden geçtik. Ama Şeymanur Hanım, artık toparlanma zamanı. Kevser Hanım, bu iş beni oyalıyor gibi geliyor diyor. Yani verimli öğrenme yapımıza uygun çalışma kısmını belki zaman kaybı olarak görüyor. İnşallah yapıyoruz diyenler var. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar, yapanlar var, bizim kayıtlı öğrencilerimiz, yapmayanlar, belki öğrenme yapısını ilk kez duyan arkadaşlarımız var içimizde ya da öğrenme yapısını tespit etmek isteyen ama tespit edemeyen kişiler de var. Haklısınız, şimdi birlikte zaten bunu tespit edeceğiz. Dediğim gibi bunun için toplandık, bunun için buradayız. Birlikte sizin öğrenme yapınızı çıkarıp sizin verimli çalışma yönteminizi bulacağız arkadaşlar. Ama bunun için bir eğitim analizine girmenizi isteyeceğim. Bu bahsettiğim eğitim analizi, yani şimdi birlikte gireceğiz. Ben de sizinle yapacağım, tarif edeceğim, birlikte yapacağız. Hep birlikte sonuçlarımızı burada zaten göreceğiz, değerlendireceğiz. Bunu istiyorum. Çünkü eğer ciddi bir hazırlığınız varsa kesinlikle ilk adım bunu yapmamız gerekiyor. Herkesin bir öğrenci paneli var değil mi? Sistem yöneticisi arkadaşımın gönderdiği linke tıklayalım. Şimdi birlikte gireceğiz arkadaşlar. Sizden ricam, analizdeki soruları olabildiğince objektif, samimi ve gerçekçi bir şekilde yanıtlamanızı istiyorum. Çünkü ne kadar doğru cevap verirsek o kadar verimli çalışmış olacağız arkadaşlar. Bakın bu kısım çok önemli. Özellikle altını çiziyorum. Şimdi linke tıkladık mı? Bakın ben de birlikte gireceğim sizinle. Şu an sayfamdayım. Görüyor muyuz sayfamı? Tamam. Yapanlar var. Analizi yapanlar kimler? Kimler analizimizi yaptı? Tamam. Yapmayanlar kimler? Tamam. Yapanlarda sorun yok. Yapmayan arkadaşlarım, linke tıklayalım. Ben yapmadım. Neslihan, tıklayalım linke. Süleyman Bey'i tıklayalım. Tamam. Analizimizi rehberlikten analiz testleri diyor arkadaşlar. Bakın benimle birlikte girin. Tamam. Yapmayan arkadaşlarımız için birlikte yapacağız şimdi. Giriş yapa tıklıyorum. Kullanıcı adınız ve şifreniz gelmiştir zaten. Girelim. Tamam. Sena hocam, yeniden linke tıklar mısınız? Muazzez hocam, şifreniz SMS ile gelmiştir. Eğer bu link üzerinden girdiysek Tekuzem 2023. Tamam. Reyhan hocam, yapanları kısa bir süre bekleteceğim. Yapmayan arkadaşlarımız da yapsın. Birlikte değerlendirelim istiyorum çünkü sonuçlarımızı. Evet Neslihan hocam. Şimdi rehberlikten analiz testlerine tıkladım. Tekes genel analiz testi gelecek. Başlat diyor. Herkes açtı mı burayı? Şu an giremeyen, bir sorun yaşayan var mı? Ben de başlayacağım sizinle analize. Beyza hocam, linke tıklayın. Tamam, linke tıklayalım. Bakın arkadaşlar, sistem yöneticisi arkadaşımız Analiz linkini gönderiyor. Tamamlamış arkadaşlarımı da kısa süre bekleteceğim. Çok kısa bir analiz, çok keyifli. Sizin bütün hazırlık sürecinizi A'dan Z'ye ölçümleyen bir analiz olduğu için arkadaşlar bunu mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Tamam, yapan arkadaşlarım bekleyecek. Şimdi ben kendi analizimi başlatıyorum. Dikkatinizin dağılmaması için diğer sayfaya geçiyorum. Herkes analizine başlıyor. Anlaştık mı? Tekuzem 2023 şifrem. Teste başlıyorum arkadaşlar. Herkes testine başlasın. Şifremiz Tekuzem 2023 olabilir Gülseren Hanım. Daha önce bizim sistemimize üyeliğiniz varsa Tekuzem 2022 de olabilir. Nilüfer Hanım, ana sayfadan rehberlik kısmından analiz testlerine tıklayacağız. Evet Yiğit Bey, sizi dinliyorum. Buyurun. Herkes analizini çözüyor mu şu an? Dün çözen arkadaşım, çözmene gerek yok. İsmini göremiyorum, ismini paylaşmadığın için. Arkadaşlar, eğitim analizimizi tamamlayan öğrencilerimiz tekrar girmiyor. Şimdi tamamlamayan öğrencilerimiz tamamlayacak. Birazdan hepimizin sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Lütfen objektif ve gerçekçi yanıtlar vermenizi istiyorum. Dediğim gibi çok önemli bu kısım. Evet Berivan Hocam, kayıt olacak. Şimdi bu analizden sonra hepimizin tek tek öğrenme karakterini keşfedip öğrenme karakterine göre çalışma önerileri ve size özel sağlayacağımız rehberlik seminerlerine yönlendireceğim. Yani bunu bir başlangıç olarak görelim. Analiz kısmı bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. Herkes dikkatini analizine versin lütfen. Gülser Hanım SMS ile geliyor. Yani giriş bilginiz e-posta kullanıcı ismi. Mail adresinizi yazacaksınız. Bakalım sonuçlarımız nasıl çıkacak? Hepimiz adına çok heyecanlıyım. Nisa Hanım, rehberlikten sonra analiz testlerine tıklayacaksınız. Olsun, hiç problem değil. Hiç problem değil. Evet Muhammed Bey, herkesin sonuçlarını değerlendireceğiz. Sonuçlar sisteme otomatik yansıyacak zaten. Şimdi herkes kendi sonuçlarına bakacak. Evet, ben de heyecanlandım. Bakalım nasıl çıkacak sonuçlarımız. Bakın yarın da yeni bir aya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ülkede talihsiz durumlar yaşadık. Birçoğumuzun belki motivasyon kaybı var. Belki hala var. Ama eğer yolun sonunda bir hedef varsa daha fazla geç kalmamamız gerekiyor. O gün bugün diyelim, öğrenme karakterimizi keşfedelim, kendimizi tanıyalım, doğru bir programla hemen çalışmalarımıza başlayalım. Artık daha fazla geride bırakabileceğimiz bir sürenin olduğunu düşünmüyorum. Tamamladık mı analizlerimizi? Evet, LGS'ye 3 ay kaldı. Hayır Muhammed, birlikte bakacağız. Herkes kendi panelinden. Evet Sena Hanım, Tekuzem'den gireceksiniz. Hiç sorun değil Aleyna Hanım. Nereden gireceğinizi zaten gördünüz. Seminerimizden sonra da katılabilirsiniz. Birazdan bu seminer yani analiz kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Sonuçlar için heyecanlanıyorum çünkü. Tamam, daha önce analizi yapan arkadaşlarım yapmasına gerek yok. Onlar bekleyecekler. Ama onlar da sistemlerine girsinler. Herkes paneline girsin arkadaşlar. Herkes paneline girsin. Tamam Zilan, bitse senin. Benim de bitmek üzere. Bakalım nasıl çıkacak? Ben de heyecanla bekliyorum. Herkes analizleri tamamladı mı? Tamam. Tamam, benim de bitmek üzere. Tamam Sena Hanım. Tamam, seminerimizden sonra da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şifre Tuğan Hanım, Tekuzem 2023. Tekuzem 2023. Hayır Fatma Hanım, kaçırdığınız bir kısım yok. Analizlerimizi çözüyorduk. Linkini sistem yöneticisi arkadaşımız paylaştı. Giriş yapabilirsiniz. Tamam, biten arkadaşlarım bekleyecekler. Semra Hanım, rehberlik kısmından eğitim analizi, analiz testlerine tıklayacağız. Ben de son sorudayım. Evet. Analizimizi çözdük. Herkes kendi sayfasında mı şu anda? Analizini daha önce tamamlayan arkadaşlarım ve şimdi benimle birlikte tamamlayan arkadaşlarım. Şimdi buradan kimlik bilgilerime tıklayacağız arkadaşlar. Bir bakalım, herkes kendi kimlik bilgilerini görecek. Harika. Şu an benim girdiğim sayfayı siz de görüyorsunuz değil mi? Sizin de bu alanda olmanızı istiyorum. Fark ettiniz mi? Bazı değerlerim kırmızı, bazıları yeşil, bazıları mavi çıkmış arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Elçin Hanım, sınavı bitire tıklamamış olabilirsiniz. Son soruda kalmış olabilirsiniz. Hadi biraz mantık yürütelim. Kırmızı bir değer bize neyi ifade eder? Olumsuz, evet. Olumsuz diyen var, kötü diyen. Kötü demeyelim. İyileştirilmesi gereken özelliklerimin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın ben de sizin analizlerimizi tamamladım. Herkes kendi kırmızı çıkan değerine lütfen baksın. Mesela benim hırs düzeyim çok yüksek. Bu da kontrol altına almam gerekiyor. Ama özgüven düzeyim de yüksek. Bu çok güzel. Öz disiplinim yüksek. Çok güzel. Evet. Nisa Hanım, tekuzem.com, tekuzem girişten yapacaksınız. Şimdi tamamlayan arkadaşlarım, burada kırmızı çıkan değerlerini, özellikle analiz testleri kısmında mini eğitim analizleri var. Mesela ben semineri bitirdikten sonra hırs ve stres testine burada mini eğitim analizinden de girip daha da detaylı ölçümlenmesini sağlayacağım. Siz de kırmızı çıkan her bir değeriniz için mini eğitim analiz testlerini mutlaka tamamlayın. Anlaştık mı? Nisa Hanım, farklı bir cihazdan giriyorsanız yine tekuzem.com'dan giriş yapabiliriz. Mini analize Zilan Hanım, rehberlikten analiz testlerinden tıklayacağız. Peki benim öğrenme kimliğim ortaya çıktı. Tamam, kırmızı çıkan, yani iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken değerlerim var. Evet, ama benim bir öğrenme yapım var. Mesela duyarak öğrenen bir yapım olduğunu söylüyor sistem bana. Yani diyor ki Tuğba, sen işitselsin. Buna göre nasıl çalışacağım? Bakın burada detaylı bir anlatım var. Herkes görüyor mu? Herkes kendi sayfasından bu alana girsin lütfen. Görüyoruz değil mi? İşitsel benim de. Evet Ayla hocam, benim de işitsel. Harika. Zeka tipime göre nasıl çalışacağımı söylüyor. Bunları seminerden sonra detaylı olarak okuyacaksınız arkadaşlarım. Hepinizden bunun sözünü alıyorum. Tamam. Öğrenme hızıma göre tekrarlarımı neye göre yapacağım? Bakın, unutma hızıma göre, öğrenme hızıma göre hangi konuyu kaç kez çalışacağım ya da ne kadar süre sonra ben o konuyu tam olarak öğreniyorum. Seviyeme göre tekrarları nasıl yapacağım? Bakın, gördük mü? Harika. Bunlar size özel tanımlanan bilgiler arkadaşlar. Her öğrencinin çıkan değeri farklı olduğu için buradaki önermelerin tamamı farklı. O yüzden sessiz bir ortamda seminerden sonra bunları güzelce okuyacaksınız. Şimdi artık öğrenme yapımızı keşfettiğimize göre tamam. Kimliğimiz ortaya çıktı. Peki bizim bundan sonra neye ihtiyacımız var? Tamam. Analizleri yarıda kalan arkadaşlar seminerden sonra devam edebilir. Şu an kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Artık öğrenme yapımız ortaya çıktı. Çok güzel. Hatta hala sayfamızdaysak özellikle ben sizin öğrenme karakterinize göre, yani çıkan değerlerinize göre yine rehberlik kısmından size özel seminerleri sayfanızda tanımladım arkadaşlar. Size özel seminerlere girdiğimizde benim öğrenme karakterime göre nasıl verimli çalışacağımı ya da benim öğrenme yöntemime göre ne yapmam gerektiğini, benim zeka tipime göre hangi yöntemleri kullanmam gerektiğine dair izleyebileceğim seminerlerim var. Gördü mü herkes burayı? Tamam, harika. Peki arkadaşlar, bugüne kadar yaptığımız çalışmada bunları göz önünde bulunduruyor muyduk? Yani gerçekten kendimizi tanıyarak mı çalışıyorduk? Bunu tespit edebildik mi artık? Hayır diyen var. Evet, kısmen. Evet diyen var. Tamam. O zaman bugünü bir milat olarak kabul edelim arkadaşlar. Çünkü bu yıl ben hepinizin, yani KPSS öğrencilerimin de, YKS, DGS, ALES hiç fark etmez, LGS, hepinizin bu yıl istediği sonuca ulaşmasını istiyorum. Bu yüzden sadece sizin öğrenme yapınızı bilmek yetmeyecek. Sizin öğrenme yapınıza uygun bir yönlendirmeye de ihtiyacınız olacağı için ben sizi bu yıl hedefinize ulaştıracak Tekuzem eğitim sistemiyle alakalı bilgilendireceğim. Yani bundan sonra ne yapacağız? Bunu birlikte göreceğiz seminerimizde. Harika. Tamam. Şimdi bizim eğitim sistemimizde arkadaşlar, Tekuzem eğitim sisteminde özel bir süreç işliyor. Bu arada yapay zeka destekli bir sistem. Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen bir sistem. Kendimizi analiz ettik. Analizden sonra ne var? Planlama. Benim bir plana ihtiyacım var değil mi? Eğer bir sınava hazırlanıyorsam programlı bir şekilde hazırlanmam gerekiyor. Tamam, peki şu an biz programlı bir şekilde hazırlanıyor muyuz? Programı olan arkadaşlarım var mı içinizde? Programımız yok. Evet diyen var. Tamam. Yani bir planlamaya ihtiyacımız var. Aklım çok karışık Ayla hocam. Hiç karışık olmasın. Artık Tekuzemlisiniz. Aklımız karışmayacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar, eğitim analiziyle öğrenme yöntemimizi belirledik. Burada örnek bir analiz testi sonucu var. Şimdi burada her öğrencinin çıkan sonucu farklı olduğu için bu demek oluyor ki her öğrencinin çalışma yöntemi de farklı olmak zorunda. Yani her öğrencinin yapacağı çalışma, çalışacağı süre, çalışacağı kaynak da farklı olmak zorunda. Ama bunun için ilk aşama öğrencinin kendisini tanımasıydı. Evet, biz artık kendimizi tanıdık. Peki şimdi ne yapacağız? Hedefimizi biliyor muyuz arkadaşlar? Şu an hedefimiz nedir bizim? Oo, harika. Hedefimiz mesela LGS'den kaç puan almak, YKS'den kaç puan almak, KPSS'den kaç puan almak, hukuk, çok güzel, 350 üstü diyen var, hemşirelik diyen var, ilk 1000, tamam, psikoloji, KPSS'den 85, sınıf öğretmenliği isteyen, çok güzel. Aslında hepimizin hedefi belli. Peki şu an hangi seviyede olduğumuzu biliyor muyuz arkadaşlar? Evet, bir hedefimiz var. Hedefim, örnek veriyorum, YKS için 450 puan almak, KPSS için 85 puan almak. Peki şu an siz neredesiniz? Hangi düzeydesiniz? Bunu biliyor muyuz? Çok düşük diyen var. Temel seviye, orta seviye, aşırı düşük, ortalar var. Yüksek, çok güzel. Yükseği görmem sevindirdi beni. Tamam, daha düşük hedefime göre diyenler var. Düşük olduğu için buradayız diyenler var. Zilan, evet. Peki, biz çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şu an buradaki öğrenciler konu mu çalışıyor, soru mu çözüyor tekrar mı yapıyor? Ne yapıyoruz? Hepsi diyen var. Üçünü de. Konu artı soru. Peki biz her derste aynı çalışmayı mı yapıyoruz arkadaşlar? Mesela matematikte konu çalışıp Türkçe'de de mi konu çalışıyoruz? Hayır. Değişiyor diyen var. Çok güzel. İstediğim cevap bu çünkü. Karışık diyen var. Tamam. Peki özellikle programınız var mı sorusuna evet diyen arkadaşlarımdan yanıt istiyorum. Biz bu programı neye göre belirledik? Mesela program oluştururken kendi seviyemizi biliyor muyduk? Buna cevap istiyorum. YouTube'daki kanaldan diyen var. Eksikliklerime göre diyen var. Çok güzel, o zaman eksik analizi yaptık. Biliyordum eksik konularıma göre diyen var. Hatice Kübra hocam. Rektör öğretmenimden destek aldım diyen var. Çok güzel. Arkadaşlar eğer bir hedefimiz varsa hedefimize olan uzaklığımızı ölçümleyebilmek için şu andaki mevcut düzeyimizi bilmek zorundayız. Eğer başarılı olmak istiyorsak başlangıç noktasını belirlemek zorundayız. Bunu nasıl belirleyeceğiz peki? Bunu nasıl belirleyeceğimizi bilen var mı? Nasıl belirleyeceğiz? Tabii ki de seviye belirleme sınavlarıyla. İşte bizim sistemimizde analizden sonraki ikinci aşama arkadaşlar seviye belirleme sınavlarıdır. Bu sınavlara girdiğinizde ki ben hepinizin hazırlandığı sınava yönelik çözmeniz için sayfanıza tıpkı analizler gibi seviye belirleme sınavlarınızda tanımladım. Onları da çözmenizi istiyorum. Bu sizin ödeviniz olsun arkadaşlar. Konulardaki seviyenize göre hangi konuda hangi çalışmaları yapacağınızı belirliyoruz. Hani az önce bir soru sormuştum ya arkadaşlar. Matematikte konu çalışıyorsun, Türkçe'de de mi çalışıyorsun? Yani her iki derste seviyen aynı mı aslında? Peki bu mümkün mü? Benim bütün derslerdeki seviyemin aynı olması mümkün mü arkadaşlar? Hayır değil mi? Evet, hayır. Kesinlikle hayır. Çünkü her dersteki çalışman aynı değil. Her derse karşı ilgin de değil. Dolayısıyla her dersteki seviyen de birbirinden farklı. Tamam, biz bunu bizim sistemimizde nasıl yapacağız arkadaşlar peki? Yani sen matematik seviye belirleme sınavına girdin ve matematikte temelin yok. Temelin olmayan bir derse nasıl çalışıyorsun? Herkesten cevap istiyorum. Temelimiz yoksa nasıl çalışıyoruz arkadaşlar? Önce konu diyen var. Tamam. Sıfırdan düşük kaynaklardan diyor Zilan. Basitten zora diyor. Tamam. Arkadaşlar bizim bugüne kadar yaptığımız çalışma yöntemi neydi? Bakın okullar da dahil, dershaneler de dahil, kurslar da dahil ya da kendi bireysel çalışmalarımız da dahil. Biz konu anlatımı çalışıp direkt soru çözümüne geçiyoruz. Doğru mu? Bunu yapmayan var mı? Direkt konu çalışıyorum, sonra soru çözüyorum. Yani iki aşama. Konu çalıştım, soru çözdüm ve öğrendiğimi düşünüyorum. Doğru mu bu? Bazen önce soru çözüyorum diyen var. Tamam. Aslında bu doğru değil arkadaşlar. Neden? Sizin temelinizin olmadığı bir konuda o konuyu daha iyi öğrenmeniz için o konuya dair ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Bizim sistemimizde tekes garanti öğrenme modelinde biz 2 basamaklı değil, öğrencilerimizi 5 basamaklı bir merdivenden çıkarıyoruz. Neden? Daha garanti öğrenebilsin diye. Benim o konuda temelim yok. Ne yapıyorum? Ön hazırlık. Sonra konu anlatımı çalıştım. Konudan sonra hemen soru çözümüne geçmiyorum. Bu doğru değil. Bundan sonra ne yapıyorum? Tekrar. Tekrardaki amacım ne? Nisa Hanım hiç problem değil. Analizi seminerimizden sonra da çözebilirsiniz. Hiç sorun değil. Unutmamak, kavramak diyor Esra Hocam. Doğru. Tekrar çok önemli diyor Süleyman Hocam. Çok doğru. Kavramak. Harika. Peki biz bunu neden yapmıyoruz? Neden kendi çalışmalarımızda sadece konu çalışıp sonra direkt soru çözüyoruz? Acaba bu yüzden mi başarılı olamıyoruz? Bunu sorguladık mı hiç? Heves yok hocam diyor. Yapıyoruz diyenler var. Çok güzel. Tamam, tekrardan sonra benim hemen zor soruya geçmem doğru mu peki? Tekrarı yaptım. Hala öğrenmeye devam ediyorum. Direkt zor soruya mı geçmeliyim? Yoksa araya bir basamak daha eklemeli miyim? Kolaydan başlamalıyız diyor. Harika Tuana. Evet. Yani arkadaşlar biz öğrenmeyi garantilediğimiz için önce ön hazırlık, sonra konu anlatım, sonra tekrar, sonra kolay seviyede soru çözümü, sonra da orta ve zor seviyede soru çözümü yaptırıyoruz. Yani senin seviye belirleme sınavından hangi derste hangi seviyede çıktığını bildiğimiz için, yapay zeka sistemi bunu bildiği için, örnek veriyorum, Türkçe'de orta seviyedesin. Tekrardan başlayıp bu iki basamağı ilerletirsin. Tekrar kolay soru, orta zor soru. Ama matematikte benim seviyem temel olabilir. Temeldeysem ben birinci basamaktan başlamak zorundayım. Amacım çünkü matematiği öğrenmek, sınavda başarılı olmak, sınavı kazanmak. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimizin temel gayesi bu değil mi? O yüzden ben hangi derste, hangi seviyedeysem bunu neye göre planlayacağım? Seviye belirleme sınavındaki sonuçlarıma göre planlayacağım. O yüzden 5 basamakla tam olarak öğrenmeyi garantiletiyoruz bu sistemle. Peki, ben bu 5 basamağı yaptım. Yani ben temel seviyedeyim, ön hazırlığımı yaptım, konumu çalıştım, tekrarımı yaptım, kolay soru çözdüm, orta zor soru çözdüm. Tam olarak öğrendiğimden emin olabilir miyim bunları yaparsam? Hayır. Peki ne yapmam gerekiyor? Tam olarak öğrendiğimi bilmem için ne yapmam gerekiyor? Üzerine gidilmeli diyor. Soru çözmem, sürekli tekrar. Tamam, onları yaptım. Tekrar yaptım, soru çözdüm, zor soru çözdüm. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? O konuya yönelik bir konu tarama testine girmem gerekmiyor mu? Matematikte üstü sayıları bitirdim. Köklü sayılara geçeceğim. Üstü sayıları bitirdim ama ne kadarını öğrendiğimi nasıl belirleyebilirim? Gerekiyor. Deneme diyen var. Evet. Konu bazlı seviye belirleme sınavı. Yani konu tarama testi, check-up testi. Biz yapay zeka sisteminde arkadaşlar bitirdiğiniz her konuda öğrenme seviyenize göre yeni çalışmaların planlanması için sizin o konunun ne kadarlık kısmını öğrendiğinizi belirleyebilmek adına check-up testleri yapıyoruz arkadaşlar. Yani senin o konuyu çalışman, o konuyu öğrendiğin anlamına gelmiyor. Peki öğrendiğim bir bilgiyi düzenli tekrar eden var mı aramızda? Ben tekrarlarımı hiç kaçırmam hocam. Ben bütün öğrendiğim bilgileri düzenli tekrar ederim. Düzenli yok. Ben diyen var Muhammed. İşte bizim sistemimizin temelinde de arkadaşlar öğrendiği tanımak olduğu için, yani öğrencinin nasıl daha iyi öğrendiğini, hazır bulunuşluğunu, öğrenme karakterini, psikolojik yapısını, derslerdeki hatta konulara kadar tek tek seviyelerini ölçümleyip sonra o seviyede seviyesine uygun bir ders çalışma programı hazırlayıp o konuyu bitirdikten sonra da sen bu konuyu ne kadar öğrendin, gel bakalım. Seni bir check-up'a alalım. Gerçekten öğrenmiş misin? Bunu belirlediğimiz için bu sistemin ismi zaten garanti öğrenme modeli, öyle değil mi? Düzenim yok diyen var. Düzensiz çalışmam hiç hocam, 2 aydır ara verdim. Evet, doğru. Yani bu dönemlerde biraz yönelimimizin değişmesi çok normal. Ama dediğim gibi arkadaşlar toparlanmamız gerekiyor. Çünkü amacımız kazanmak. Unutmayalım. Bugünü bir milat olarak kabul edelim. Bakın yarın yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir döneme giriyoruz. Hiçbir şey için geç değil. Yani o güç bizim içimizde var. Bunu bilin. Sadece doğru bir yönlendirmeye, doğru bir dokunuşa ihtiyacınız var. O yüzden zaten buradasınız. Günde kaç saat çalışıyoruz? Düzenli çalışan arkadaşlarım. Günde kaç saat ders çalışıyorum? 4, 3,5, 5, 1. O 8, 9 Ayla hocam. 7 saat. 12 saat. 6'yı 10 saatin üzerinde. Oo, ne yaptık hocam? Çok fazla. Tamam, size bir soru. Bunu neye göre belirlediniz arkadaşlar? Günde kaç saat çalışmanız gerektiğini. Bu aralar hiç çalışmıyorum diyen var. Neye göre? Mesela şöyle bir formül mü var? Ya da bunu bir yerden mi duydunuz? Günde 8 saat çalışmazsan asla başarılı olamazsın, kazanamazsın. Böyle bir şey mi duyduk arkadaşlar? Enerjim bitene kadar. Fark ettiyseniz herkesin cevabı farklı. Yani biri 3 saat çalışıyor, biri 10 saat çalışıyor, biri 12 saat çalışıyor. Ama hiçbirinin çıkış noktası aslında bir yere varmıyor. Yani şu yüzden 10 saat çalışıyorum diyen olmadı. Verimli çalışmak önemli olan, evet. 5 saat çalışıp o verimi alabiliyorsam benim için iyi olur. Tabii ki temel amacımız bu. Temel amacımız bu. Hedefime göre, tamam hedefim yüksek. O yüzden çok çalışıyorum diyorsunuz Selver hocam. DGS'ye az kaldığı için tamam. Hocam şöyle anlamadığım bir konu varsa 8-9 saat bayağı yüksek Fatma hocam. Arkadaşlar aslında hepimizin günde çalışması gereken saat birbirinden farklı desem. Vücudun dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki de öyle. Anlayana kadar devam ediyorum. Hayır, bu doğru bir yöntem değil. Şöyle ki bakın buraya kadar sorduğum sorularda bile hepimiz farklı cevaplar verdik. Analiz yaptık. Buradaki herkesin sonucu farklı çıktı. Şimdi seminerden sonra seviye belirleme sınavı yapacaksınız. Netleriniz farklı çıkacak. Sonuçlarınız farklı çıkacak. Yani bu demek oluyor ki benim herkesten farklı bir programa, bana özel bir programa ihtiyacım var. Buradan bunu anlamadık mı arkadaşlar? Evet, herkesin kapasitesi farklı. Farklıyız. Evet, sonuna kadar savunuyorum bu görüşü. Evet, tamam. O yüzden bizim günde kaç saat ders çalışmamız gerektiğini seviyemiz belirler. Sosyal sorumluluklarımız belirler. Hedefimize olan uzaklığımız belirler. Biz bunu sistemimizde nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sizin bir hedefiniz var. Diyelim ki ben KPSS öğrencisiyim. Hedefim 85 puan almak. Seviye belirleme sınavına girdim. Şu andaki mevcut konumum 70. Arada 15 puanlık bir fark var. Ve bu 15 puanı kapatmam için önümde de 5'e yakın bir süre var. Şimdi ben çalışan bir adayım. Sorumluluklarım var. Günde herkes gibi 8-9 saat ayıramıyorum. Belki buna ihtiyacım da yok. O yüzden biz bunu sistemimizde arkadaşlar sizin sosyal sorumluluklarınıza göre ve sizin seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarınıza göre, hedefinize ne kadar uzaklıkta olduğunuza göre sistem bir öneride bulunuyor. Diyor ki senin Ayşe kazanman için günde şu kadar saat, haftada totalde bu kadar saat çalışman gerekiyor. Ama biz fark ettiyseniz kendimiz çalıştığımızda bunu bu şekilde düşünerek çalışmıyoruz. Yani bizim amacımız hep şu oluyor. Daha fazla çalışayım, daha verimli olur. 10 saat çalışan bir öğrenci, 5 saat çalışan bir öğrenciden kendini önde görüyor. Daha başarılıyım gibi görüyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Önemli olan verimli çalışmak. Hedef 500 puan. Çok güzel. Yani tam puan. O zaman bizim eksiksiz bir çalışma yapmamız gerekiyor. Peki biz bunu sistemimizde sizin bireysel olarak günde kaç saat çalışmanız gerektiğini nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Az önce 5 basamaklı bir merdivenden bahsettim. Konu anlatım, ön hazırlık, tekrar, kolay soru, orta zor soru. Sizin toplam çalışmanız gereken bir süre var. Mesela sen matematikte örnek veriyorum Muhammed. Matematikte senin seviyen 0. Yani hem konu anlatımı çalışacaksın, hem tekrar yapacaksın, hem kolay soru çözeceksin, hem orta zor seviyede soru çözeceksin. Doğru mu? Başarıya ulaşman için bu basamakları ilerleteceksin. Evet, tamam. Peki, Bunu toplamda 220 dakikada yapacaksın. Yapay zeka bunu hesaplıyor. Ama bunun Türkçesi de var. Örnek veriyorum, fen bilgisi de var, inkılap tarihi de var. Senin sorumlu olduğun birden fazla dersin var. Sistem yapacağın çalışmayı seviyene göre hepsini dakika dakika hesaplıyor ve diyor ki Muhammed sen bu hafta 1000 dakika çalışacaksın. Günde şu kadar saate tekabül ediyor. Ama bir de senin ayırabileceğin bir süre var. Mesela okula gidiyorsun. Mesela dershaneye gidiyorsun. Mesela özel ders alıyorsun. Böyle öğrencilerimiz de var bizim. Onlar nasıl bu zamanı ayırıyor? Yani sistem benden bir zaman istiyor ama ben o zamanı ayırmam gerekiyor başarılı olmam için. Ayıramadığımda ne oluyor? Şimdi bakın arkadaşlar, burası bizim yapay zeka sistemimizde kayıtlı olan öğrencilerimize günlük ders çalışma programlarını oluşturduğumuz alan. Öğrencimiz okuluna göre, dershanesine göre, buradan öğrenci koçuyla birlikte, bu arada kayıt olan her öğrencimizin bireysel bir öğrenci koçu oluyor arkadaşlar. Bu öğrenci koçunun gözetiminde süreç ilerliyor. Yani tek başına sistemlisin, tek başına kendin çalışacaksın, bu yok. Bizim amacımız atanmak, başarmak, hedefimize ulaşmak olduğu için senin bir kontrol mekanizmasına ihtiyacın var. Hem bunu sistem yapacak hem de öğrenci koçun da seni takip edecek. Buradan günlerimi, saatlerimi seçtim. Hangi dersleri çalışmak istediğimi seçtim. Bakın takvimimi oluşturdum. Haftalık çalışabileceğiniz gün ve saat aralıklarını biz sizden aldık arkadaşlar. Sisteme girdik. Sistem bana dedi ki senin %94'lük yeterli süren var. Fatma hocam, ekran görüntüsü görünüyor mu? Şu an görebiliyor musunuz? Tamam. Sistemin benden istediği çalışma süresi 702 saat. Benim çalışabileceğim süre 664 saat. Yani benim %94 oranında yeterli sürem var. Harika. Şu an sistem beni tam hedef odaklı çalıştırabilecek. Telefondan mı giriyorsunuz? Tamam. Siz benim ekranımı görebiliyor musunuz? Şu an kendi panelinize girmenize gerek yok. Tamam. Tamam. Harika. Şimdi benim sürem kazanmam için yeterli. Burada peki eksik bir sürem olursa, yani ben çok fazla çalışmam gerekiyor ama benden çalışmam, yani sistemin benden çalışmasını istediğim sürede çalışamadığımda ne yapıyor sistem? Bunların hepsine cevap vereceğim. Hatta seminer sonrası bir linkle paylaşacağım. Birebir öğrenci koçunuz ben olacağım arkadaşlar. Bu sistemle dahil olup, bizim kayıtlı öğrencimiz olup, kalan süreyi verimli bir şekilde değerlendirip hepinizin hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum. Tamam. Havva hocam bu çok iyi. Demek ki sizin %122'lik bir yeterli oranınız var. Yani tüm çalışmaları elemeden yapacaksınız. Hepsini kusursuz yapacağınız anlamına geliyor. Ücretle alakalı da bilgi aktaracağım Fatma hocam. Şimdi eğer benim sürem yeterli değilse, sistem benim temel seviyede olduğum bir derste yapmam gereken ön hazırlığı konu anlatımında yaptırabilir. Bunda bir sorun yok. Bakın bu bir stratejidir arkadaşlar. Ya da konu önceliklendirme yapar. Yani yapay zeka sistemi hiçbir zaman konudan vazgeçmiyor. Sınavda puan getirisi yüksek olan konuları önceliklendiriyor. Şimdi size bir sorum olacak. Herkes ekrana baksın. Sadece bir konuyu çalışacak olsanız hangisini seçersiniz? Yasamaya A diyelim, temel hukuk kavramlarına da B diyelim. Herkesten cevap bekliyorum. Herkesten cevap bekliyorum. B diyenler, A diyenler. B diyenler de çoğunlukta, A diyenler de. C yok ama. A ve B var. Defne. Tamam. Herkesten cevap aldım. Peki neden A ya da neden B dedik arkadaşlar? Yani bunu bir sebebe dayandırdık mı? Sadece yoksa o konuyu sevdiğimiz için mi mesela? Soru sayısı fazla. Evet Havva hocam. Tamam. Yani hepimizin bu iki dersi seçerken bir sebebi vardı. Bir yakınlığı vardı. Tamam. Peki şimdi size ben bu iki dersin yapay zeka sisteminde sınavdaki getirisini hesapladım. Kaç soru geliyor? Ve sen o dersi kaç saatte çalıştığında öğreniyorsun desem bana ne dersiniz? Temel hukuk diyenler var. Tamam. Arkadaşlar az önce söyledim ya, bazen hedefimize yaklaştığımızda, yani sınava kısa bir zaman dilimi kaldığında bizim stratejik elemeler, konu elemeleri yapmamız gerekiyor. Mesela temel hukuk kavramlarında 5 saatte çalıştığımda öğrenebildiğim bir konu temel hukuk kavramları, ama sınavda sadece bir soru geliyor. Tamam Defne, bunu sen kendi derslerine de uyarlayabilirsin. Biz DGS içinde bütün konuları yaklaşık 2000'e yakın konunun tek tek öğrenilme süresini ve sana sağlayacağı kazanımı hesapladık. Ama ben yasama konusunu çalıştığımda, bak herkes ekrana baksın, 5 saat yerine 2,5 saat çalışıyorum. Bir soru yerine 3 soru yapıyorum. Bu tabloyu gördükten sonra hangisine çalışırsın? Herkesten cevap bekliyorum. Değil mi? Yasama. Tamam, yasama. Evet. Bakın, bu bilgiyi bilmemiz bile bizim o konuyu önceliklendirmemizi sağladı. Bu çok basit bir örnek. Bunu matematikteki konularda yaptığımızı düşünün. Türkçedeki, tarihteki, coğrafyadaki her derste, her sorudan aynı sayıda, yani her konudan aynı sayıda soru gelmiyor arkadaşlar. Her konunun öğrenilme süresi de aynı değil. Dolayısıyla bizim gireceğimiz sınavı tanımamız önemli demiştim ya, bu yüzden dedim. Yani sen gireceğin sınavı tanımadığında belki yasamaya da aynı süreyi vereceksin, 3 soruyu garantileyeceksin. Temel hukuk kavramlarına da aynı süreyi vereceksin. Bir soruyu garantileyeceksin. Ve belki burada sen gereksiz yere zaman kaybediyor olabilirsin. Senin belki bu kadar da vaktin yok. İşte biz bunları sistemimizde tek tek hesapladık. Size yapacağımız ders çalışma programınızda da kayıt olduktan sonra buna göre stratejik bir önceliklendirme yapılacak arkadaşlar. Yüzlerce konudan bir tanesi çıkıyor hocam. Evet Süleyman hocam, çok haklısınız. Şimdi ben artık sınavımı tanıyorum, kendimi tanıyorum, seviyemi belirledim, öğrenme karakterimi keşfettim, psikolojik yapımı keşfettim, çalışabileceğim süreleri hesapladım, sistemin benden çalışmamı istediği süreleri de biliyorum. Artık şimdi geriye ne kaldı? Bütün bu bilgileri birleştirmek kaldı değil mi? Yani artık benim bana özel bir ders çalışma programına ihtiyacım var. İşte asıl program bu program arkadaşlar. Yani bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız ya da dershanedeki rehberlik öğretmenlerinin gelişi güzel herkese aynı programı yaptığı program değil. Bunlar sizi başarıya ulaştırmaz. Sizi başarıya ulaştıran kısım sizin kendinizi tanıyarak, eksikliklerinizi bilerek oluşturulan takipli bir program. Biz bu programı neye göre hazırlıyoruz? Verdiğiniz süre, seviyeniz ve yeterli süre stratejisini belirleyerek az önce gösterdim. Bunları birleştirdim ve ders çalışma programınızı hazırladım. Herkes programa bakabilir mi? Ayla hocam, çok teşekkür ederim. Bakın, programımda bazı konularda ön hazırlık, bazılarında konu anlatım, bazılarında tekrar var. Az önce bunu iletmiştim. Bakalım kimler hatırlıyor? Ön hazırlığı kim yapıyordu arkadaşlar? Ön hazırlığı hangi seviye yapıyor? Temel, tamam. Olmayan, tamam. Hatırlıyoruz, bakın çok güzel. Peki konu anlatımını kim yapıyor? Başlangıç, tamam. Tekrarı kim yapıyordu arkadaşlar? Hatırlayın, tekrar 3. sıradaydı. Kim yapıyor? Orta. Orta, tamam, doğru. Çok güzel, harika. Şimdi bakın, coğrafyada benim Türkiye'nin matematik konumundaki konumda temelim olmadığı için yapay zeka bunu biliyor ve bana ön hazırlık yaptırıyor. Ama vatandaşlıkta sosyal düzen kuralları ve hukuk kurallarının yaptırımında seviyemin başlangıç düzeyinde olduğunu biliyor ve bana konu çalıştırıyor. Bakın ders seviyenizi ölçeceğiz demiştim ya, orada bahsettiğim şey buydu. Yani sen vatandaşlıkta da ön hazırlık yapacaksın, tarihte de yapacaksın, matematikte de yapacaksın. Hayır. Hangi derste, hangi seviyedeysen seviyene göre bir çalışma yapacaksın. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Güray hocam, saat, yani sizden istenilen saat size özel belirleniyor. Çünkü sizin derslerdeki seviyenizi henüz bilmiyoruz. Bunun için seviye belirleme sınavına ben zaten hepinizin sistemlerine tek tek tanımladım arkadaşlar. Ona mutlaka girmenizi istiyorum. Birazdan ekrandan da görüntüsünü paylaşacağım. Yani bunu benim belirlemem için sizin seviye ölçüm sınavınızı çok detaylı incelemem gerekiyor. Ona göre yapay zekaya verilerinizi girip bu öğrenci hedefine ne kadar uzaklıkta, günde kaç saat çalışması gerekiyor, bunu belirlememiz gerekiyor. Programı ona göre yapıyoruz zaten. Esra hocam, onunla alakalı bilgilendireceğim. Defneciğim, seni de bilgilendireceğim. Şimdi ders çalışma programı hazırladım. Peki bir program düşünün arkadaşlar. Genelde programlar haftalık olarak yapılır. Bunu siz de biliyorsunuz kendiniz yaptığınız için. Programı ne kadar sürede yeniliyorsunuz ve yenilerken neye dikkat ediyorsunuz? Herkesten cevap istiyorum. Hiç yeni demiyorum. Konu ilerlemesine göre diyen var. Tamam. Günlük diyen var. Tamam Defneciğim, tekrar soruyorum. Ders çalışma programını neye göre yeniliyorsun? Programım yok diyen var. Günlük yapıyorum diyen var. 15 gün. Tamam. Duruma göre, kafama göre diyen var. Sıkılınca diyen var. Arkadaşlar bu değil. Bunlar değil. Bunlar bizi hedefimize ulaştırmaz. Ders çalışma programınızı biz haftalık olarak yapay zeka ile yeniliyoruz. Ama yenilerken ne yapıyoruz? Şimdi ben size hani dakikalardır sistemin adım adım o vagonlarını anlattım ya. İşte yapay zeka her hafta ders çalışma programınızı yenilerken yaptığınız çalışmaları kontrol ediyor. Yani bu hafta Defne hangi çalışmaları yaptın? Hangi çalışmaları yapmadın? Yeni çalışmaların bu hafta senin yapman gereken çalışmalar, bunu belirliyor. Tekrar etmen gereken konular, neden geçen hafta yaptığın çalışmayı belki unutma hızın çok yüksek, bu hafta tekrar etmen gerekebilir. Bunu belirliyor. Hedef süreni belirliyor. Çünkü artık bir hafta daha yaklaştın, sınava bir adım daha yaklaştın ve seviyen arttı mı, stabil mi kaldı, bunu belirliyor. Ve buradaki bütün belirlemeleri yapay zeka arkadaşlar arka planda sistemle birlikte yapıyor. Siz her hafta sanki yeniden kayıt oluyormuşsunuz gibi ders çalışma programınız yenileniyor. Yani siz sürekli dinamik, güncel bir programla ilerliyorsunuz. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Seste bir problem yok hocam. Tamam. Ücretle ilgili bilgilendireceğim. Tamam. Bunları belirledim. Ders çalışma programı yaptım. Peki arkadaşlar, bu programa uyum sağladığımda başarılı olduğumu görmek ister miyim ben? Fatma hocam, ben buradayım. Beni görebiliyor olmanız lazım. Tamam. 2024'te yapay zeka sistemimiz var. Tamam. Beni görebiliyor olmanız gerekiyor şu an. Arkadaşlar her öğrenci yaptığı çalışmanın ne kadarlık kısmının verimli olduğunu, doğru yolda gidip yani doğru yolda olup olmadığını görmek ister. Bakın bu insan psikolojisi. Bir emek verdiğinizde onun karşılığını almak istersiniz. Bizim buradaki emeğimiz ne? Ders çalışmak. Yani ben zaman ayırıyorum, psikolojik bir hazır bulmuşluğa sahibim, belki sosyal yaşantımdan feragat ediyorum, amacım kazanmak, bunun için bunu yapıyorum. Dolayısıyla ben yaptığım çalışmaların sonucunu görmek isterim. Ama açık söyleyeyim arkadaşlar, ben sınavda görmek istemem. Sınav benim için çok geç. ben hemen görmek isterim. Yani ben bu hafta bir çalışma yaptıysam o hafta ne kadar puan arttırdım, ne kadar hedefime ulaştım bunu görmek isterim. Kayıt hakkında da bilgi aktaracağım sonunda. Çok güzel. Kazanmak isteyenler bayağı yoğunlukta seminerimizde. Çok mutlu oldum gerçekten. O yüzden siz bizim size hazırladığımız ders çalışma programına uyum sağladıkça arkadaşlar, bakın burada öğrenme oranımız var. Çalışma oranımız ve verimliliğimiz. Buradaki yüzdelik oranlar artacak. Yani sen haftalık olarak yüzde kaç çalıştın? Yüzde kaç öğrendin, yüzde kaç verimli oldun bunu göreceksin. Bu mükemmel bir şey değil mi arkadaşlar? Attığın adımı garantiliyorsun. Sistem diyor ki hedefine bu kadar yaklaştın. Çalışma oranın yüzde şu kadar. Bunu görmek sizi motive etmez mi? Eder değil mi? Bence Zilancığım aileni ikna edeceksin. Eder. Evet. İlk defa hayatımda düzenli bir çalışmam olacak diyor. Evet. Bazen böyle olumlu ilklere ihtiyacımız var. Amacımız kazanmak arkadaşlar. Siz kazanmak istediğiniz için bu seminere katıldınız. Ben kazanmak istediğiniz için sizinle sistemimize dair görüşüyorum. Çünkü siz o şanslı öğrencilerdensiniz. Tekuzem'le yolu kesişen öğrencilerdensiniz. Tabii ki kazanacağız. Tabii ki kesinlikle. O yüzden biz sistemde her hafta sizin performans değerlerinizi ölçeceğiz. Bakın aylık haftanın belirli günlerinde, belirli periyotlarda birebir öğrenci koçunuzla özel görüşmeleriniz olacak. Ki ben kendim de öğrenci koçuyum. Benim şu anda hazırlık sürecini ilerlettiğim yüzlerce kayıtlı öğrencim var. Hepsi süreçlerinden çok memnunlar. Çünkü gerek güdülenme, gerek motivasyon, ihtiyacı olan program, hedefine olan uzaklığı, seviyesi bunların tamamı belirleniyor ve öğrenci güvenli bir ortamda çalışıyor arkadaşlar. Yani siz bu sisteme kayıt olduğunuzda şu olmayacak. Hani ben kendi yaptığım çalışmalar gibi oturacağım ders çalışacağım. Hayır. Artık neye çalışacağını, ne kadar çalışacağını, nasıl çalışacağını bileceksin. Dolayısıyla sen hedef odaklı bir çalışma yapacaksın. Tabii ki arkadaşlar bizim sistemimizde bu arada hani daha çok böyle Tekuzem eğitim sistemine dair bilgilendirdim. Ama girebileceğiniz canlı ders eğitiminiz var. Deneme sınavlarınız, rehberlik seminerleriniz, dijital kaynaklarınız, ders notlarınız bunların tamamı olacak. Bunlardan da faydalanacaksınız. Peki bu sisteme kimler kayıt olabilir? Şu an içimizde... Evet, birkaç sorumuz gelmiş. Arkadaşlar sorularınızı yanıtlayacağım. Şu an içimizde sezon başından beri düzenli çalışan arkadaşlarım var. Sıfırdan yeni başlayacak. Gördüm programım yok, başlamadım, henüz başlamadım diyen arkadaşlarım da vardı. Dershaneye giden kurs desteği alan arkadaşlarım da var. Sezon başında başlayıp bırakmış olan arkadaşlarım da var. Yani karma bir kitleyle karşı karşıyayım. Hepinizin amacı sınavda başarılı olmak, o yüzden buradasınız. Ama hepinizin ilerlettiği süreç aynı değil. Hepiniz kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sistem size özel çalışacak. Sistem kayıt olduğunuz an itibariyle devreye girecek. Ben hemen analiz sonuçlarınız üzerinden sizi öğrenci koçlarımla görüştüreceğim. Birebir benimle de görüşebilirsiniz bu arada. Ben de öğrenci koçuyum. Analizleri daha detaylı irdeleyeceğiz. Yani sizin öğrenme yapınızı, psikolojik yapınızı yorumlayacağız. Akabinde seviye ölçüm sınavlarıyla derslerdeki konu seviyenizi belirleyeceğiz. Çalışabileceğiniz süreyi, hedefimize olan uzaklığımızı, programımızı yapacağız. Performans takibimizi yapacağız ve yolun sonunda başarıya birlikte ulaşacağız arkadaşlar. Peki kayıt olmak için ne yapmam gerekiyor? Şeyda hocam teşekkür ederim. Nereden formu dolduracağız? Form paylaşacağım. Arkadaşlar yarın ayın 1'i biliyorsunuz ki biz yarın bu kayıt sürecimizi başlatıyoruz. 1 ve 2 Mart tarihinde kayıt işlemlerimizi tamamlayan öğrencilerimizle 3 Mart'ta hemen hiç vakit kaybetmeden benimle görüşüp, diğer öğrenci koçları arkadaşlarımla görüşüp, verimli çalışmanın keşfini yapıp, 4 Mart'ta seviye tespit sınavını yapıp, 5 Mart'ta programı hazırlayıp, 6 Mart'ta da çalışmaları başlatıyoruz. Yani artık bizim kaybedecek hiçbir şekilde vaktimiz yok. Şimdi size bir link ileteceğim. İlettiğim linkten arkadaşlar formu doldurmanızı istiyorum. Çok geçmiş olsun Muhammed. Hangi şehirdesin? Şu an sistem yöneticimin attığı linki herkes gördü mü? Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Arkadaşlar ben de linki paylaşıyorum. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Linkim geldi, açılıyor olması gerekiyor. Linke tıkladık mı? Tamam, hemen sistem. Linke tıkladık mı arkadaşlar? Linkin açılmış olması gerekiyor. Tamam, tekrar atalım. Tekrar atalım. Arkadaşlar bu linki özellikle doldurmanızı istiyorum. Benim ismim Tuğba, öğrenci koçuyum. Özellikle benim ismimi de iletebilirsiniz. Benimle de görüşebilirsiniz. Ben hepinizin ciddi anlamda verimli bir süreç ilerletmek istediğine ikna oldum. Beni buna ikna ettiniz açıkçası. O yüzden hepinizin Tekuzemli olarak, TKS'e dahil olarak bu yıl hiç geciktirmeden, bakın mezuna kalmaktan ya da tekrar girerim, denerim, olmazsa şansım var, bu algıdan çıkmanızı istiyorum. Bu sistem size 1 Mart itibariyle başlayıp sınav tarihine kadar başarıya ulaştırabilecek bir sistem arkadaşlar. Bugüne kadar yapmadığınız bir sistem. Herkes tıklasın linke. Linke tıklayalım. Linkin şu an açık tıklanıyor olması lazım. Evet, Muhammed kopyalayıp yapıştırmış olmuş. Bakın ben de tıkladım arkadaşlar. Direkt Tekuzem WhatsApp hattına yönlendirdi. Tıklayalım. Evet, mesai dışı. Ben oradan mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Birebir ben ulaşacağım. Ben yardımcı olacağım size. Hazırlandığınız sınava yönelik eğitim programlarımızın içeriği, ücretleri, ödeme yöntemiyle alakalı ben bilgilendireceğim sizi. Ben çok keyif aldım seminerimizden. Tamam, numarayı da veriyorum. Arkadaşlar Tekuzem numaramızı da ileteceğim şimdi size. 551 592 58 35. Evet, sistem yöneticisi arkadaşım WhatsApp numaramızı iletti. Ben teşekkür ederim Aybalı hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet, hepinizin mesajını bekliyorum. Yarın mesaim başlar başlamaz ulaşacağım arkadaşlar. Yardımcı olacağım. Sizi de Tekes ailesine dahil edeceğim. Birlikte başarıya ulaşacağız. Nilüfer hocam ben de çok teşekkür ederim. ...551-592-5835. Evet, artık bu seminerden sonra verimli çalışmayı öğrendik. Ki verdiğim ödevleri unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın seminerimizi sonlandırmadan ben yeniden o alana gireyim sizinle birlikte. Analiz sonuçlarımız vardı. Çok teşekkür ederim Defneciğim. Çok naziksin gerçekten. Herkes analiz sonuçlarında kimlik bilgilerini ve çalışma önerilerini detaylı olarak inceliyor. Anlaştık mı? 2024 erken kayıtlarımız da başladı arkadaşlar. O harfi harfine yerine getireceğim diyor Duha. Duhacığım bekliyorum. Yazmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Linke tıklıyor musunuz? Açılıyor mu link? Okul öncesi var. Tüm branşlar var. Ödevimizi söyleyeyim Tülay hocam sizin için yeniden. Ödevimiz analizi çözmüştük ya. Analizden çıkan kimlik bilgilerimize bakmak, oradan kırmızı çıkan değerlerimizi mini eğitim analizlerinden yeniden tamamlamak. Evet, eğer kardeşinizle birlikte kayıt olursanız her ikinize de indirim uygularım birbirinize referans göstererek. Bu arada toplu kayıtlarda indirimimiz var arkadaşlar. Şu an bir kampanya sürecindeyiz. Zaten bu seminerime katıldığınız için ben özel bir indirim uygulayacağım. %20'lik bir indirim uygulayacağım size. O yüzden WhatsApp'tan yazan arkadaşlarım bu seminerden sonra yazdığını mutlaka iletsin, olur mu, bu indirimden faydalanmanız için? Mutlaka iletmenizi istiyorum. Arkadaşlar şimdi sisteminizde misiniz? Çıktınız mı? Çözmeniz gereken seviye belirleme sınavını da tanımlayacağım. Arkadaş indirimi de oluyor. Evet, toplu kayıtlarda indirim de oluyor. Hem arkadaşınız hem siz daha fazla geç kalmayın. 6 Mart'ı beklemeyeceğiz arkadaşlar. Yarın kaydı tamamlayan bir öğrencinin en geç 6 Mart'ta programı hazır. En geç 6 Mart'ta yapay zeka ile çalışmaya başlıyor. Kazanmak için ilk adımını atıyor. Geç kalmayın. Evet, eğitimlerimiz ücretli. Bu sistemin bir ücreti var. Çok makul bir ücret. Kardeş indirimi de var. Ekranımı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ücretle ilgili WhatsApp'tan yazalım. Ben bilgi vereceğim size. Yarın da birebir arayacağım arkadaşlar talepte bulunan öğrencilerime. İsmim Tuğba, ismimi iletmeniz yeterli. Şimdi kampüsten. Evet. Hayır Fatma Hocam, bu seminerimiz ücretsiz. Bu sistemin bir ücret karşılığı var. Çok da cüzi bir ücret. Bir kazanmak için değecek bir ücret olduğunu düşünüyorum. Sistemi açık olanlar, ödevinizi söylüyorum. Kampüsten online sınavlara tıklıyorum. Seviye belirleme sınavları, sınavlara git dedim. Sınavı başlat diyorum ve sınavıma başlıyorum. Konu ders seviyenizi ölçecek arkadaşlar bu sınav. Herkes sistemindeki sınavı tamamlasın. Var mı bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir kısım? Evet. Defneciğim, ücreti çok uygun. Duha, KPSS ve YKS için indirimli tutardan yardımcı olacağım. WhatsApp linkini yeniden atalım mı, istiyor musunuz? Hayır Muhammed, ben değildim. WhatsApp birimimiz var. Ben öğrenci koçuyum. Ben de teşekkür ederim. Herkes analizini çözemeyenler, yarıda kalanlar analizlerini çözüyor. Çözenler seminerlerini izliyor. Öğrenme kimliğine bakıyor. Kırmızı olan değerleri mini eğitim analizinden çözüyor. Çalışma önerilerini dikkatli bir şekilde okuyor. Seviye belirleme sınavını tamamlamayanlar da seviye belirleme sınavını tamamlıyor. WhatsApp numaramız arkadaşlar 444-58-35. Bu çağrı merkez numaramız 551-592-58-35. Bakın linke de gerek yok aslında. Sayfaya girdiğinizde WhatsApp ibaresi var. Direkt oradan tıklayıp seminerden geldim, indirim kodumu kullanmak istiyorum, eğitimlerle ilgili bilgi almak istiyorum demeniz yeterli. Defneciğim, bizden de Erzurum'a selamlar. Yine yaparız. Tabii ki yaparız. Kayıt olduğunuzda çok daha sık görüşeceğiz tabii ki de. Var mı bana sormak istediğiniz? Tabii ki Instagram'dan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekuzem, bizi takip edin. Oradan da iletişime geçebiliriz. Hocam nerelisiniz? Yok, Erzurumlu değilim Muhammed. Nereden çıkardın? Erzurumlu değilim. Ben Karslıyım arkadaşlar. Evet, yakınız. Sorularımız yoksa, evet yakın Defneciğim, yakın hemşeri sayılırız. Tamam Şeydacığım, 6'da aranmak istediğini yaz WhatsApp'tan. Eğer bir sorumuz yoksa arkadaşlar, ben hepinizi ayrı ayrı tanıdığım için çok mutlu oldum. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim Muhammed'ciğim. Çok teşekkür ederim. Siz de hepiniz öylesiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ben mesajlarınızı, dönüşlerinizi bekliyorum. Yarın dönüş yapmaya çalışacağım arkadaşlar size. WhatsApp 551-592-5835. Yazın, seminerden geldiğinizi mutlaka yazın. İsmimi iletin. Defneciğim, ben de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şeydacığım, çok teşekkürler. Yapalım, tabii ki yapalım. Yaparız. Ödevi son kez yine söylüyorum. Analizi çözmeyenler analizini çözüyor. Çözenler seminerlerden size özel seminerleri izliyor. Öğrenme kimliğine bakıyor. Çalışma önerilerini okuyor. Analizi çözenler seviye belirleme sınavını çözüyor. Seviye belirleme sınavı kısmında, online sınavlarda. Burada konu bazlı seviyemizi belirliyoruz. Kayıt olduktan sonra da yapay zeka ile birlikte birebir öğrenci koçunuzla, yani benimle ders çalışma programını oluşturacaksınız. Çok teşekkürler Nisa Hanım. Evet, çok teşekkür ederim. O halde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi akşamlar, iyi akşamlar.